cemaat halindesiniz. Ön tarafta imam, arka tarafta bütün cemaat, Allah'ın huzurunda ibadet halindesiniz. Bir farzı yerine getiriyorsunuz. O esnada caminin dışında bir feryadu figan, bir imdat, bir istimdat işitseniz, şöyle ki dışarıda bir Müslüman, kim olduğunu bilmediğiniz bir insan, imdat, can kurtaran yok mu, Müslüman yok mu diye bağırıyor. Ya bir anarşistin zulmü vardır, ya bir komünistin komplosu vardır, ya bir zelzele vardır, ya bir yangın vardır, ya bir tehlike vardır, imdat, Müslüman yok mu, can kurtaran yok mu diye bağırıyor birisi. Siz de namazdasınız, cemaat halinde Allah'ın huzurundasınız. Bu sesi işittiniz, bu sesi duydunuz, ne yapacaksınız? Dört mezhebe göre de hüküm şudur, bu sesi işiten Müslümanlar derhal kıldıkları namazı nerede bulunuyorlarsa derhal kesecekler, yardım isteyen tarafa doğru alenen ve hızla koşacaklar. Eğer o imdat diye bağıran insanın hayatını kurtarmaya gitmezler de Müslümanlar namaz kılmaya devam ederlerse hepsi birden vallahi cehennemi konur demişti kitaplarımız. İnsan hayatına verilen değeri ifade eder bu. İslam dinidir bu. Öyle bir takım saçma sapık filozofların görüşleri değildir bu. İnsana verilen değerdir bu. Onun içindir ki gırtlağımız patlıyor burada diyoruz ki İslam hakim olmadan insan yoktur. İnsanın diğer insanlar tarafından istismarını önlemek istiyorsanız, bir insanın diğer insanı sömürmesini, kemirmesini istemiyorsanız İslam'ı cemiyete hakim kılın diyoruz. Başka bir sebep kalmamıştır, başka bir çare kalmamıştır. Böylece aziz kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'e insani ve İslami duygularla gireceğiz inşallah. Salı gününü çarşambaya bağlayan akşam teravih namazı kılacağız. Salıyı çarşambaya bağlayan yatsı saatinde teravih namazını kılacağız. Salıyı çarşambaya bağlayan gece de sahur yemeğine kalkacağız inşallah. Ve çarşamba günü oruçlu olacağız ve devam edeceğiz. Allah-u Teala bu sene güzel bir karar alındı biliyorsunuz. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar aynı günde oruca başlıyorlar. Yine yeryüzünün bütün Müslümanları aynı günde hep beraber bayram yapacaklar. Geçen yıllarda perişanlık vardı, bir gün evvel bir gün sonra falan karma karışıktı. Allah'a hamdü senalar olsun, güzel bir ittifak hasıl oldu. Semavi bir meselede, kamer mevzuunda, Ramazan başlangıcı meselesinde güzel bir ittifak meydana geldi. İnşallah yeryüzünün bütün Müslümanları Kur'an etrafında da Kur'an'ı hayata hakim kılmak için de inşallah yakında ittifak hasıl olacak ve yeryüzü Müslümanlığı bütünüyle Allah'ın lütfuyla kurtuluşa nail olacaklardır. Bu anlar gelecektir. Çalışalım hep beraber bütün gücümüzle, mülkiyetimizle, zürriyetimizle, her şeyimizle bu dava için çalışalım. Kardeşlerimiz birbirine destek olsunlar, ikaz etsinler el ele, gönül gönüle. Bu davayı Allah'ın istediği istikamette yürütmeye çalışalım inşallah. Böylece başlangıcı da söylemiş bulunduk. Bu arada hususi bir durum da söyleyeyim. Ramazan ayında Diyanet Başkanlığımız özel olarak bazı din görevlisi arkadaşlarımızı, hoca kardeşlerimizi çeşitli yurt dışına, yurt içine görevli olarak, vazifeli olarak gönderiyor. Kimisi Almanya, Hollanda, Belçika filan. Hem yurt dışına din hocası gönderiyor, hem de yurt içinde çeşitli vilayetlere. Böyle bir programı var, böyle bir çalışması var. Bu sene de İstanbul'da birçok vaiz arkadaşlarımız gerek yurt dışına, gerekse yurt içindeki diğer vilayetlere görevli çıkıyorlar. Ben de Allah nasip ederse Ramazan müddetince Hatay, Antakya civarında bütün bir bölgeye vaiz olarak görevli gidiyorum. Ramazan'da aranızda bulunamayacağım. Ramazan'da aranızda bulunamayacağız. Anadolu'nun ücra köşesinde, Suriye hududunda
Hatay ve civarında kazaları, nahiyeleri etrafında bir ay müddetle oradaki Müslümanlarla inşallah ağlaşacağız, dertleşeceğiz, konuşacağız. Ve İslam hizmetini, dini hizmeti Ramazan müddetince oralarda yürütüp biiznillah Ramazan bayramından hemen sonraki cuma günü yine huzurunuzda hazır ve nazır olmaya çalışacağım inşallah. Allah bir keder vermezse, Allah bir mani vermezse inşallah. Cemaatimiz dağılmayacaktır. Ramazan boyunca zaten elhamdülillah Ramazan şuuru ve Ramazan huzuruyla biiznillah devam edeceksiniz. Ramazan'dan sonra yine toplaşıp böyle hep beraber şuurla, gayretle, rağbetle devam edeceğiz. Allahu Teala nasip ederse pazar günü de Şehzade başında yine son dersimi yapacağım, vedalaşacağım. Pazartesiden sonra vazifeye gitmiş olacağım. Demek oluyor ki pazar günü Şehzade'de yine buluşacağız. Orada da mevzumuzu ve meselemizi konuşup böylece Ramazan'ımıza çıkacağız. Rabbül Alemin cümlemizi, cümlenizi ve bütün yeryüzü Müslümanlarını tuttukları İslam yolunda muvaffak eylesin inşallah. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi zulümden, şirkten, küfürden, nifaktan, dalaletten, her türlü sefaletten, rezaletten alemi İslam'ı tathir eyle. Amin. Görünür görünmez bir cümle kazalardan, belalardan, dahili ve harici bir cümle düşmanların tuzaklarından ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile, şevk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh diyerek bu iman ve ikrar ile cümlemizi huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Bahusus uzaktan ve yakından mümin ve Müslüman olarak şu camiye kadar koşup gelen şu samimi din kardeşlerimi Ramazan'ın mağfiretiyle, Ramazan'ın rahmetiyle cennet ve cemaline kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kalbinde şüphesi olan, henüz İslam'a tam manasıyla ısınamamış, alışamamış bulunan, yad ve yabancı gibi kenarda köşede duran, camiye geldiği halde hala İslam'a ısınmamış gibi bir davranış gösteren kardeşlerime de hidayet ve inayeti nasip eyle ya Rabbi. Amin. Eğer kalplerinde Müslümanlara İslam'a karşı bir komplo, bir tehlike, bir fenalık, bir ihbar, bir jurnal, bir kötülük gibi maksat taşıyorlarsa, hidayet de nasip olmayacaksa onları bu gayelerinde muvaffak kılma ya Rabbi. Amin. Düşündükleri tuzakları ve hileleri kendi başlarına bela eyle ya Rabbi. Amin. Gerek memleketimiz üzerinde gerekse alemi İslam üzerinde çeşitli oyunlar oynayan kafirleri birbiriyle imha eyle ya Rabbi. Amin. Yaklaşan Ramazan-ı Şerifi bütün alemi İslam için, memleketimiz ve milletimiz için hayırlı ve uğurlu eyle ya Rabbi. Yeryüzü insanlığının kurtuluşu için bir vesile eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.